kullanıcı demiş ki mucize dediğin Kur'an aynı zamanda bir bilim kitabı mıdır? Aslında biraz önce Caner Hoca bu soruya cevap verdi. Kur'an'a bakarak bilimsel buluşlar mı yapılmıştır? Belki de öyledir. Yok, onları sonra cevap vereyim, hocamıza sor. Ben bu soru peki, önemli. Yani. Ben şimdi dikkat edin. Kur'an'ın anlattıklarının bilimle önemli ilişkisi vardır demek, Kur'an bilim kitabıdır demek değil. Arasında şimdi ciddi fark var. Çok önemli var. Ama bu soruya önemli cevap vereyim. Çünkü buradan itiraz geliyor. Mesela diyelim embriyoloji ile ilgili bir kitap alın. Embriyoloji ile ilgili kitap DNA'nın nasıl bulunduğunu, DNA'nın işte nükleotitlerini, DNA'nın replikasyonunun nasıl olduğunu, işte meni ile yumurtalık birleştikten sonra ondan sonraki anne rahmindeki nasıl çoğalmalar olduğunu, nedensel süreçleriyle, bulunmalarıyla, bütün arka plan detayıyla insanların bu bilgilere nasıl ulaştığının hesabını vererek anlatır. Bu bir bilimsel anlatımdır ve bilimsel anlatım için gerekli ön şarttır. Ve buraya varmak için bilimsel açıdan tarihsel süreçte mesela mikroskobun geliştirilmesi gerekir. Mikroskobun geliştirilmesi için tarihte buna katkıda bulunacak İbni Heysem gibi önemli kimselerin gelmesi gerekir optikte. Daha sonra mesela Newton'un çalışmalarının olması gerekir. Daha sonra işte elektron mikroskobunu geliştirecek şirketler gerekir. Ha, ama Kur'an bir bilim kitabı gibi tarihsel gelişim sürecini vererek, nedensel sürecin içine yerleştirerek olayı koymaz. Bu açıdan bir bilim kitabı değildir. Amacı da bilimsel bilgi vermek değildir. Peki. Doğru. Fakat dikkat edin. Kur'an'ın söylediklerinde mesela buradaki insana acizliği için Kur'an bir tablo çiziyor. Bak sen evvelden buydun işte meniydi. Bak annen rahminde bu aşamaları geçirdin. Kur'an bu tabloyu çizerken öyle ince ifadeler kullanıyor ki kendi dönemin hatalarını barındırmazken orada bilinemeyecek şeyleri de ifade ediyor. Belki temel amaç burada insana anne rahmindeki aşamaları gösterip insanın elhamdülillah demesi, sübhanallah demesi. Fakat bunu yaparken Kur'an'ın o doğrudan verdiği ifadelerin bilimle de alakası var. Ha, bu açıdan Kur'an'ın dedikleri bilimle ilgilidir ama Kur'an bir bilim kitabı değildir. Aradaki farka çok dikkat edilsin. Peki.